Yıllar yıllar önce Erciyes, Hasan Dağı, Melendiz Dağı ile çevrili bu yerde Kapadokya'da bütün medeniyetlerden uzak, bütün insanlıktan uzak bir halk yaşarmış. Kapadokya'da yaşayan bu halk mutlu, huzurlu, harika bir yaşantı sürermiş. Diğer medeniyetlerden de herhangi bir etkileşim olmadığı için orduları, askerleri de yokmuş. Çünkü kendi aralarında bile tartışma nedir bilmezlermiş. Derken bir anda başka bir medeniyetin ordusu Kapadokya'ya gelmiş, Kapadokya'yı yakıp yağmalamaya başlamışlar. Kapadokya halkı karşı koyabilecek herhangi bir mızrağı, ordusu, askeri olmadığı için ne yapacağını bilememiş, şaşırıp kalmış. Derken Kapadokyalılar bu durum karşısında toplanıp dua etmişler. Demişler ki Allah'ım eski, mutlu, huzurlu, o keyifli günlere tekrar dönelim. Duaları kabul olmuş ve gelen askerlerin, savaşçıların, atların, savaş arabalarının hepsi görmüş olduğunuz gibi peri bacasına dönüşerek taş olmuşlar. Ve Kapadokyalılar mutlu, huzurlu bu yaşantılarına bugün olduğu gibi devam etmişler. Evet, Kapadokya'da neden bu kadar çok peri bacası var ve bu peri bacaları nasıl oluşmuş bu efsanevi hikayeyle sizlere anlattım. Şimdi birlikte bu peri bacalar içindeki en ilginçleri hangileri birlikte bulalım. Antik tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış büyülü bölge Kapadokya'daki bugünkü içeriğimizin konusu en ilginç 10 peri bacası. Bugün sizlerle en ilginç 10 peri bacasını birlikte keşfedelim. En ilginç peri bacalar listemizdeki ilk destinasyonumuz Devrent Vadisi. Bir diğer adıyla Hayal Vadisi. Bu yerdeki en ilginç peri bacamız, görmüş olduğunuz gibi deve şeklindeki peri bacamız. Bence en ilginç peri bacalardan biri. Yine bu vadiye geldiğinizde Napolyon'un şapkası, gelin ile damat, semazen, kayanın üzerine konmuş kartal şekillerini görebilirsiniz. Buraya Hayal Vadisi denmesinin bir sebebi de aklınızdan geçirdiğiniz herhangi bir şekli vadiye baktığımızda bulabiliriz. Bundan dolayı buraya Hayal Vadisi denilmektedir. Burası Avanos şehir merkezine ortalama 8 kilometre uzaklıkta, Ürgüp ile Avanos'un tam ortasında diyebilirim. Geldiğinizde farklı şekilleri yine bu videoda olduğu gibi gezmek isterseniz buradan başlayabilirsiniz. Listemizin ikinci sırasında yer alan peri bacası bu üç bacalı, üç kafalı peri bacası. Burası aynı zamanda bir şapel, yani küçük kilise. Aynı zamanda Aziz Simeon'un inzivaya çekildiği yer olarak biliniyor. Birçok dinde olduğu gibi Hristiyanlık dininde de inzivaya çekilme vardır. Testis inancına göre Hristiyanların baba, oğul, kutsal ruhu temsil ettiği için üç başlı bu peri bacası o dönemde kutsal kabul edilip Aziz Simeon tarafından hem şapel hem de inzivaya çekilme yeri olarak kullanılmış. Yine gelen misafirler tarafından bu şeklinin farklı olması, aşınmasının farklı gerçekleşmesinden dolayı ilgi görmektedir. Bu peri bacası Paşabağ'ında yer almaktadır. Paşabağ Açık Hava Müzesi'ni gezerken bu peri bacasını da görebilirsiniz. Listemizin 3. sırada yer alan peri bacası ise en ince belli olan bu peri bacamız. Yine bu peri bacası 3 başlı peri bacasının hemen yanında yine Paşabağ'ında yer almaktadır. Milyonlarca yıl önce sel ve yağmur sularıyla aşınmış bu farklı oluşum Kapadokya'daki en ince gövdeye sahip peri bacası olma özelliğini taşımaktadır. Yine Paşabağ Ören yerini gezerken bu peri bacasını da görebilirsiniz.
En ilginç peri bacaları listemizdeki 4. sırada yer alan Uçsar Kalesi. Uçsar Kalesi, Kapadokya'daki peri bacaları içerisindeki en büyük ve en yüksek peri bacası. Aynı zamanda Göreme'den, Aşk Vadisi'nden ya da belirli tepelerden uzaktan bakıldığında bir hörgüçlü deveye benzetildiğinden dolayı en ilginç peri bacalar listemizde yerini aldı. Uçsar Kalesi döneminin önemli merkezlerinden biri, savunma ve gözetleme amaçlı kullanılmış ve Uçsar Kalesi'nin içerisi bir yaşam merkezi olarak da kullanılmıştır. Şu an Kapadokya'nın en yüksek zirvelerinden birindeyiz. Bu yüksekliğe çıkmak için ya Uçsar Kalesi'ni tırmanacaksınız ya da balonlara bineceksiniz. Bu senenin ilk karı Kapadokya'ya düştü. Bugün üzerimize kar yağıyor. Arkada sisli harika bir vadi manzarası var. Balonlar bugün kalktı. Bulutların içinden sanki gökyüzünün üzerinde gibi hissediyoruz bugün. Gerçekten güzel bir manzara var. Tabii bugün sis olduğu için buradan birçok yeri göremiyoruz ama hava güzel olduğunda bu Uçhisar Kalesi'nin üzerinden Erciyes'i, Avanos'u, Göreme'yi, Çavuşin'i hatta Hasan Dağı'nı bile görebilirsiniz. Uçhisar Kalesi'ne geldiğinizde buraya tırmanmanız yani ciddi bir parkur değil. Merdivenlerden 10 dakika içinde rahatlıkla çıkarsınız. Girişte gişelerden yani biletinizi alıyorsunuz. Öğrenci 10 TL tam, 20 TL müze kart geçerli değil. Uçhisar Kalesi Göreme'ye yaklaşık 4 kilometre, yine Nevşehir'e de 10 kilometre civarında. Yani Göreme ile Nevşehir'in arasında bu kaleyi ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Gülşehir Açık Saray Ören yerinde yer alan Mantarkaya en ilginç peribacalar listemizde 5. sırada yerini aldı. Oluşumu itibariyle bir mantarı andıran bu peribacası sel ve yağmur suları aynı zamanda rüzgar ve rüzgarın taşıdığı çakıllarla bu şekilde ilginç bir tasarıma sahip. Açık Saray Ören yeri Nevşehir ile Gülşehir ana yolunun hemen ortasında yer alıyor diyebiliriz. Yaklaşık Gülşehir şehir merkezine 4 kilometre uzaklıkta. Gezerek burayı dolaşabilirsiniz. Mantarkaya'ya ulaşmanız için yaklaşık bir 10 dakika yürümeniz gerekiyor. 9. alan yazan tabelayı takip ederseniz patikalardan sizi buraya getirir. Geldiğinizde Gülşehir'de bulunan bu Mantarkaya'ya uğramayı unutmayın. Yaşadıkları aşk ile hikaye ve şarkılara konu olan, yüzyıllardır anlatılan Arzu ile Kamber'in taşa dönüştükleri Kapadokya çattayız. Ve bu ilginç peri bacası listemizdeki 6. sırada yerini alıyor. Rivayet odur ki Arzu annesi babası vefat ediyor. Daha sonra amcasının yanına bakılması için veriliyor. Büyüdüklerinde ise amcasının oğluyla birbirlerini seviyorlar. Lakin bu duruma yengesi karşı çıkıyor ve Arzu'yu başka birine gelin ediyor. Daha sonra gelin kervanı develerle giderken Kamber ile Arzu iki tane deve ile birlikte kaçmaya başlıyorlar ve kaçarken Kapadokya civarına geliyorlar ve geldiklerinde burada bir evliya, eğer siz şu anki bulunduğumuz Alacaşar yolundaki Koyak mevkiinde buradan geçerken bir toz bulutu sizi taşa dönüştürecek ve sonsuza dek mutlu mesut bir şekilde ayrılmadan yaşayacaksınız diyorlar. Onlar da bunu kabul ediyor. Deve ile birlikte Arzu ile Kamber buraya geliyorlar ve toz bulutu görmüş olduğunuz gibi onları taşa dönüştürüyor. Sonsuza dek mutlu mesut yaşıyorlar. Evet, rivayet odur ki hikayede anlattığım gibi bu peri bacasının hikayesi halk arasında dilden dile dolaşmaktadır. Bu ilginç peri bacası
listemizin 6. sırasında yer alıyor demiştik. Çat'tan Karacaşar yoluna doğru giderken bu mevkiye Koyak deniyor. Hemen sağda burayı görebilirsiniz. Yolu diğer peribacalarına göre biraz daha sapa diyebilirim. Geldiğinizde buraya da uğramayı unutmayın. Listemizde 7. sırada yer alan peribacamız farklı aşınmasıyla görmüş olduğunuz bu tavşan şeklindeki peribacamız. Ben bu listeyi hazırlarken babama bunu çekeceğim dediğimde babam o Lapen, hemen yanında da Urs var dedi. Yani dedim bunlar ne demek? Tavşan ve ayı demek. O dönemde Fransızlar Kapadokya'ya çok ilgililermiş. Onlar da İngilizce ve Fransızca bildikleri için yaz tatillerinde üniversite dönüşü tur düzenler, turistleri gezdirirlermiş ve Fransızlar bu iki şekli çok severlermiş. Hemen sağ taraftaki bu şeklimiz farklı aşınması ve oyulmasıyla listemizde 7. sırada yer alıyor. Hemen Lapen'in yanındaki Urs, yani gökyüzüne doğru kükreyen ayıdan peribacamız listemizdeki 8. sırada yer alıyor. Geldiğinizde buraya Göreme Müze'ye giderken hemen solda burayı rahatlıkla görebilirsiniz. Buraya uğradığınızda mesela profesyonel fotoğrafçılar ya da gezmek isteyen gezginler buraya uğrayıp harika fotoğraflar çıkıyor. Uğramanızı tavsiye ederim. Listemizdeki 9. sırada yer alan en ilginç peribacalarımız, görmüş olduğunuz gibi buradaki topluluk. En güzel forma sahip, bacaya sahip bu peribacası topluluğu. Görmüş olduğunuz gibi 8 adet bacası üzerinde bu şekilde güzel peribacalarımız var. Burası Çavuşin yolunda, Çavuşin'e girerken hemen solda. Avanos'a bağlı Paşabay ile Çavuşin'in arasında buradaki 8 tane bu düzgün peribacası 8 güzeller diyebiliriz. Yine Ürgüp'teki 3 güzeller bu listenin dışında bırakıyorum. Çünkü bu videoda biraz daha bilinmeyen ilginç peribacalar üzerine yoğunlaştık. 3 güzelleri de merak edenler Ürgüp gezilecek yerler videomuzu izleyip orada görebilir. Yine buraya geldiğinizde buradaki 8 güzellere uğrayıp önünde fotoğraf çekinebilirsiniz. Listemizde 10. sırada yer alan en ilginç peribacamız hemen arkada bulunan bu dev yapı. Kapadokya'daki apartman sisteminde oyulmuş tek peribacası diyebilirim. Bu anlamda listemizdeki en ilginç peribacalar sırasında yerini aldı. Buranın nerede olduğunu doğrudan size söylemeyeceğim. Bilenler yoruma yazsın. Keşfetmek isteyenler de Kapadokya'ya geldiğinde birkaç videomda buranın nerede olduğunu söylüyorum. Gelip keşfetsinler. Bu apartman sistemindeki oyulmuş peribacasında görmenizi ve keşfetmenizi tavsiye ediyorum. Evet, Kapadokya'daki en ilginç 10 peribacasını sizlere anlattım. Farklı farklı günlerde çektim çünkü yüksek lisansımın bitirme tezi dönemindeyim. Yoğun bir akademik ve iş tempomuz var. Ondan dolayı zaman buldukça videoyu hazırlamaya çalıştım. O yüzden hava şartları veya kıyafetimiz farklı. 10 ilginç peribacasını Kapadokya'ya geldiğinizde keşfe çıkabilirsiniz. Yine sizin de bildiği ya da keşfettiği farklı şekiller var ise yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Yine bonus olarak 11. en ilginç peribacamız Kil'den yeni yapmış olduğumuz bu dev peribacası. Videomuzun sponsoru olan Erkaya Seramik ve Batuhan Seramik olarak bu şekilde peribacamızın bu boyda olmasa da çömlek deneyimleyip yaptığınız eserleri götürebilir ve çömlek nasıl yapılabilir izleyebilirsiniz. Bunun için gelin çömlek deneyelim videomuzu izleyebilirsiniz ya da Avanos gezilecek yerler videomuzda detaylı şekilde anlatıyorum. Burası Kapadokya. Ben Erkaya Yurt Yapan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.